Ne güzel bakmış değil mi? Hem de nasıl. Baksana odası da kendi gibi. Tertemiz, pırıl pırıl misler gibi. Ha, hatırlıyor musun Mevkibe bunu aldığımda ne kadar çok sevinmişti? Hayır, sen almadın ki onu. Ben Beşiktaş pazarından aldım onu Memnun Hanım teyzeyle beraber. Allah Allah, Mevkibe sen de zaman geçtikçe her şeyi karıştırıyorsun ha. Ben bunu aldım, ondan sonra akşam böyle dükkanı kapattıktan sonra büyük heyecanla, sevinçle eve geldim. Nasıl sevinmişti bunu gördüğünde kızım? Saatlerce evcilik oynadık. Benim güzel hatırsever kızım, atlamış işte bak. Aşkım benim, bir tane o, bir tane. Bir tane? İnanılmazsınız gerçekten. Acaba yan odada başka bir kızınızın da ikamet ettiğinin farkında mısınız? Evet. Yavrum Leyla gidince biz kederlendik, üzüldük, bir boşluğunu hissettik ya ondan yani. Biz seni de seviyoruz. Beni de. Hı. De. Hı. Beni de seviyorsunuz. Hı hı. Sabah sabah çok iyi haber. Moral oldu bana. Telefonum çalıyor, pardon. Alo canım. Günaydın sevgilim. Aşağıda bekliyorum seni. Aşağıda mı? Neden? Sana en sevdiğin kurabiyeden aldım. Minik sandviçler, içecekler. Üşürsen diye bir şal, müzik dinlemek istersen diye birkaç plak. Bir de yazarken hoşuna gider diye mum aldım. Ay inanmıyorum. Peki nerede yazacağım ki ben? Kaçırıyorum seni kulübeye. Yani kimse rahatsız etmeden yazabilirsin diye. Tamam, tamam. Anladım, tamam. Anne ben çıkıyorum. Nereye? Kendime yeni bir anne baba bulmaya. Ne zaman büyüdüler Mevkibe? Şuram böyle bir bomboş bir teneke gibi böyle bir çok fena boş. Hizmetinizdeyim hanımefendi. Bir insan bu kadar şımartılır mı? Çay da aldım sana arabada yolda içmek istersin diye. Tam olarak şurada. Gerçekten çay var. Ay çok güzel Can. Açayım mı artık? Hayır, kesinlikle hayır. Bekle 2 saniye ya, lütfen. Can, yoksa barınaktan bana köpek mi aldın? Çok merak ediyorum. Sanırım her şey hazır. Açabilirsin bence ufak ufak. Bakayım mı? Bakabilirsin, evet. Hazır mısın? Ben hazırım, sen hazır mısın? Evet, evet, doğru. Ben hazırım. Can, çok romantik. Can, ne kadar romantik bir ortam. Yani ben burada ömrümün sonuna kadar yaşayabilirim. Ama şimdi böyle şeyler söylersen çok sakıncalı. Nasıl? Kaparım bu kapıları, ben kilitlerim. Kelepçelerim seni yani. Evet. Sonrası malum. Evet. Can. Hı. Ama ben buraya kitap yazmaya geldim değil mi? Konsantre olmam lazım şu anda. Kesinlikle. Hadi bakalım. Buralardayım ben, takılıyorum. Tamam. İhtiyacın olursa bana Can dersin, hemen gelirim. Can. Tamam. Varlığını bile hissetmeyeceksin yani. Tamam. Buralardayım yani. Senin varlığını hissetmemek ne mümkün Can? Evet. Başlıyorum. Böyle olmayacak bu. Yani ben hiçbir şey yazamıyorum. Çok romantik bir ortam. Yani nereye baksam o güzel anılarımız geliyor aklıma ve... Bir de sürekli sana bakıyorum, gözümü senden alamıyorum. Hiç konsantre olamıyorum. Ben bu şekilde yazamayacağım. Acaba yayın evine mi gitsem? Hı? Orada böyle kafamı toplayıp yazsam. Tamam, olur. Belki sen de gelirsin benimle, Yiğit'le konuşmak istersen diye. Ama çok güzel burası. Ben o zaman Yiğit'i arayayım, haber vereyim. Tamam. değil Sanem. Yazmak için sevdiğini bildiğim her şeyi ayarladım. Buzdolabı sevdiğin yiyecek ve içeceklerle dolu. Çay demlendi termosta. Rahat çalış diye seni rahatsız etmemek için gidiyorum. Akşama kadar toplantılarım var. Ne zaman istersen ara. Biliyorsun bu kitap yayın evi için çok önemli. Bir an önce yetiştirmemiz gerekiyor. Tamam, o halde sen rahat rahat çalış. Kulübede bencillik etmiş oldum. Ayrıca gitmene gerek yok. Yok yok. Yani yalnız kalsan daha iyi olacak. Odaklanman açısından. En azından bırakayım seni de çalış yani. Tamam, uğrama, ben buradayım. Bir şey olsun istiyorum. Daha önce kimsenin aklına gelmemiş bir şey olsun istiyorum. Hadi Sanem ya, çalıştır şu kafanı. Dünyanın en güzel yazarı benim sevgilim. Dünyanın en yazamayan yazarıyım ben şu anda. Gelsene benimle, seni tanıştırmak istediğim biri var. Kimmiş o? Yazar sevgilimi aşırı merak eden çok eski bir arkadaşım. Can ama benim yani yetiştirmem gerekiyor bunları. Tamam, biliyorum da restoran çok yakında bekliyor. Hemen gidip geleceğiz. İyi tamam. Ama hemen döneriz. Tamam. Tamam. Kim ki o? Görürüz. Fikret, ne haber? Bekletmedik değil mi? Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Acele ettirdim sizi, kusura bakmayın. Bir toplantıya yetişmem gerekiyor. Siz Sanem Hanım olmalısınız. Evet, benim. Gel. Sanem Hanım, yazdıklarınızı okudum. Yazdıklarımı derken? Ben senin ofisteki birkaç yazını, denemeni falan gönderdim Fikret'e de. Onlar reklam içindi. Yani çok affedersiniz ama siz... Fikret benim çok eski arkadaşım yurt dışından. Biz birlikte Gezi dergisi falan çıkarıyorduk. Sonra tabii Fikret aldı başını yürüdü gitti yani. Şimdi Türkiye'nin en büyük yayın evinin sahibi. En büyüğü değilse de en köklüsü. F grup yayıncılıktan bahsediyoruz. Çok memnun oldum Fikret Bey. Bu arada birçok kitabınız var zaten bende. Fikret, bu arada çok teşekkür ediyorum ilgin için. Beni her gün birileri arıyor kitapları basılsın diye. Ama Sanem Hanım'ınki gerçekten iyi olmasa ilgilenmezdim. Çok teşekkür ederim ama ben hala... Gerçekten çok etkileyici, akıcı bir anlatım biçiminiz, özgün bir diliniz var. Şimdi bir roman üzerine çalışıyormuşsunuz galiba. Evet ama daha bitmedi. Ben tam olarak neden burada olduğumuzu hala anlamadım. Fikret senin kitabını basmak istiyor hayatım. Bana bir taslak gönderirseniz bir iki ay içinde üzerinde çalışırız birlikte. Programa koyarız sizin kitabınızı. Ben size bir kartımı da vereyim. Benim gerçekten toplantıya yetişmem gerekiyor. Haftaya tekrar buluşalım isterseniz. Yemek yeriz birlikte, detaylı konuşuruz. Tamam Fikret, çok sağ ol. Ben seni böyle apar topar çağırdım, kusura bakma. Teşekkür ederim. Her zaman dostum. Çok memnun oldum Sanem Hanım. Ben de. Nasıl buldun sürprizimi? Tamam. Sanem. 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 Bekler misin Sanem? Sana inanamıyorum. Beni ne kadar yerin dibine soktuğunu farkında mısın? Ne diyorsun Sanem ya? Ne yaptım ki ben? Sevgili torpiliyle kitap bastırmaya çalışan bir kız durumuna düşürdün sen beni. Saçmalıyorsun ama Sanem şu an ya. Fikret yazdıklarını beğendiği için. Sen benim yazdıklarımı ne hakla başkasına okutursun? Ben bilmiyor muyum başkalarına göndermeyi bunu? Ben bu kadar beceriksiz miyim senin gözünde? Sanem gelir misin? Şurada oturalım. Tamam, bırak saniye. Beni. Benim zaten anlaştığım bir yayın evi var. Yiğit bana ilk günden beri güveniyor. Belki yurt dışında bile basılacak kitabım. Ha, henüz yazmadın kitabı değil mi? Nasıl bir güven duyuyorsa artık Yiğit sana. Öyle demek istemedim. Ne demek istedin? Sanem, Fikret de ilgilendi senin yazdıklarınla. Yani herkes ilgilenince zaten senin yazdıklarınla. Yeteneklisin çünkü, güzel yazıyorsun çünkü. Bu yayın evi de senin için en iyisi. Sen bir karar veriyorsun benim için neyin iyi olduğuna. Senin tek derdin Yiğit, benim başka biriyle çalışmamı istemiyorsun. Kendi kendime mücadele vererek kitabımı bastırmamı istemiyorsun. senin kontrolün altında olmayan herhangi bir şey yaptığıma beni kontrol altına almaya çalışıyorsun Can. Çok güzel ya. Aynen devam et böyle. Gittikçe uzaklaş benden. Beni kendinden uzaklaştıran zaten sensin. Benimle hiçbir şey konuşmuyorsun Can. Evlenmek istiyorsun, sonra vazgeçelim istersen diyorsun. Yurt dışına kaçalım dedin, kabul etmediğim için ben suçlu oldum. En ufak sorunda kaçan sensin. Sanem sen... benim seni ne kadar sevdiğimi anlamıyorsan... Anlamıyorum. Sen böyle mi seviyorsun beni? Beni inciterek mi? Gururumu kırarak mı? Ben senin beni sevdiğini duymak istemiyorum artık. Ben bunu görmek istiyorum. Nasıl gidiyor çalışma? Merakla bekliyorum. Yarına getirirsin değil mi? Merhaba Yiğit. Ben zamanı iyi değerlendiremedim. Hiçbir şey aklıma gelmedi. Hiçbir şey yazamadım. Belki de bu fırsatı kaçırdığımı kabul etmemiz gerekiyordur. Ben son gün diye saçma sapan şeyler yazmak istemedim. Belki de yazar olmak için şu an hazır değilimdir. Çok sağ ol. Desteğin için. Belki hazır olunca başka bir konu hakkında yazarım. İçime sinen, doğal, gerçek. Aslında elimde böyle bir dosya var. Ama bunun için Can'ın onayı gerekiyor. Tamam, yüz yüze konuşuruz. Çocukluk masallarımız, gelecekte yaşayacağımız bütün korkuları bir bir anlatıyor bize. Masallar diyor ki, malını mülkünü alan dolandırıcılar da, senin yarattığın hayal dünyasını beğenmeyen şımarık prensesler de hepsi gerçek. Ben bu masalın neresindeyim? 100 yıllık uykusundan bir öpücükle uyanan ve Albatros'unu arayan bir prenses miyim? Yoksa kötü krala gönlünü kaptıran aptal kız mı? Peki tatlı gülüşünün altında karanlık, tehlikeli ve kalp kıran o kötü kral nerede? Anne ben çıkıyorum. Can. Sen döndüğünde ben burada olmam muhtemelen. Benim için artık kendini sorumlu hissetmene gerek yok. Kendi evime taşınıyorum. Yani bu kadar acele etmene gerek yok ama sen bilirsin. Ben öyle anlamadım. Yani sesinden acil gitmemi istediğini zannettim. Neyse artık önemli değil. Tamam sen bırak eşyaları ben gönderirim. Oldu. Ben o zaman küçük çantayı alayım sadece. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seninle ilk tanıştığım günden itibaren yaşadığım, hissettiğim her şey bu defterin içinde. Bu defteri okuduktan sonra benimle ilgili bilmediğin hiçbir şey kalmayacak. Sana karşı hissettiğim her şey. En çok da aşk. Eğer izin verirsen ben bu deftere kitap olarak bastırmak istiyorum. Senin izne ihtiyacın yok. Hiçbir konuda. Sen özgür bir kadınsın. Sonuçta bizim hikayemiz bu. Sen okumadan olmaz. Sanem, ne yaptın? Aldın mı Can'dan defteri? Hayır. Ben arıyorum, ulaşamıyorum. Yani telefonu kapalı. Okuyup okumadığını da bilmiyorum, haberim yok. Okuduysa bile belki asılmasına izin vermeyebilir. Bugün son gün ama ya. Yani seçtiğin 20 sayfayı İngilizceye çevirip yollayacağız. Ama gecikiyoruz. Yiğit. Can'ın izni olmadan ben böyle bir şey yapmam. Nerede olabilir peki? Bir fikrin var mı? Bilmiyorum. Kulübededir belki. Acaba ben gidip bir baksam mı? Şöyle yapalım. Ben de seninle geleyim. Düğünde de zaten gerginlik oldu. Ben de hatalı davrandım. Üstüne gittim. Bilemiyorum. Böyle emrivaki olmaz mı? Yo yo olmaz. Yani ben kendi derdimi anlatayım. Hem kitabın senin kariyerin için ne kadar iyi olacağından bahsedeyim. Belki aramızdaki buzları eritiriz. O da anlayışla karşılar. Kitabı da kabul ederse ben alırım hemen geri gelirim. Hem zamandan kazanmış oluruz, ben de yollarım. Ha? Tamam, olur. Merak etme, hiçbir sorun çıkmayacak. Daha nasıl bir sorun çıkabilir ki zaten? Gidelim hadi. Ya merak etme. Burası mı? Evet, burası. Yiğit. Ya senin gelmen iyi bir fikir mi? Emin değilim. Acaba sen gelmesen mi? Bizim zaten aramız kötü. Şimdi seni görünce sinirlenmesin. Yok şöyle yapalım. Sen burada bekle. Ben önce bir konuşayım, aramızdaki problemi halledelim. Sen sonra gelirsin. Olur mu? Yiğit. Merak etme Sanem. Bir problem çıkmayacak. Bekle burada lütfen. Can. Ben bu masalın neresindeyim? Bahtıma ne çıkarsa kabullenecek miyim? Yoksa kalbimi parçalayacak kötü krala kapılıp gidecek miyim? Masallar binlerce kere değişti. Değişmeyen tek bir hikaye kaldı. Anladım ki o kötü kralı her şeyiyle seviyorum ben. Ne kadar kırıcı, yıkıcı, affetmez olsa da her şeyiyle kabulüm. Onun sevgisi kadar sonsuz, onun bakışları kadar derin. Onun dokunuşu kadar yoğun, onun sözleri kadar etkili hiçbir şey yok üzerimde. Ya o ya hiç. Yeter ki sevsin beni. Bir tek o baksın, bir tek o sevsin, bir tek o dokunsun. Çok safsın tatlım. Sence Can o kitabın sizin yayın evinden çıkmasına izin verir mi? Hı? Hani Sanem'in kendi kokusunu piyasaya sürdü diye fabriye neler yaptığını duymadın mı? Adam hapiste şimdi. Ha bir de tabii sen bu aşk romanını basmak istiyor musun? O da var tabii. Can, senin ne işin var burada? Ben seninle konuşmaya geldim, geçen geceki mevzu için. Bir de aslında Sanem'in kitabıyla alakalı... Sanem'in defteri değil mi o? Nasıl yaparsın, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ne yaptın Can sen? Nasıl yakarsın defteri? Ya mahvettin her şeyi. Bırak! Ya bırak ya! Numaradan yapıyorsun bir de. Sen Sanem'i sevmiyorsun, hak etmiyorsun. Kitabını da mahvettin, her şeyi mahvettin. Yazık değil mi kızın emeğine be? Sanem'in sevgisini de hak etmiyorsun. Kitabı bile okumadın değil mi? Her şeyi mahvettin. Sen yaptın değil mi? Kızın hayatını mahvettin. Yaptın değil mi lan? Senin işin değil mi? Ben ne yapacağım be? Attım istedim. Yiğit! Can ne yaptın sen? Yiğit! Öyle bir şey nasıl olabilir ya? Böyle bir şey nasıl yaparsın? Benim gerçekten aklım almıyor. Neden? Nasıl böyle bir şey yaparsın? Sen nasıl yapabilirsin böyle bir şey? Abi. Ablacığım. İyi misin? Ne oldu? İyi misin? Ablacığım ne oldu? Nasıl durumlar? Bilmiyorum. Bilmiyorum ameliyat durumunu, hiçbir şey. Bilmiyorum. Tamam. Sen gerçekten böyle bir şey nasıl yapabilirsin? Nasıl olur? Benim aklım almıyor. Neden böyle bir şey yaptın sen? Nasıl oldu bu? Neden böyle bir şey yaptın Can? Ya Sanem yeter, yeter. Ne olur bir sus artık ya. Bir sus. Ne olur sus yani. Kaza ya, kaza. İttim ben sadece, o kadar. Kaza. Gerçekten anlamıyorum. Sakin. Durum nasıl? Omuriliği zedelenmiş. yürüyemeyebilirmiş. Yani bir ömür boyu tekerlekli sandalyede düşüyoruz. Odasına aldılar, kendine gelmiş. Ama bu konudan hiç bahsetmiyorsunuz, tamam mı? Hiç. Benim Yiğit'i görmem gerek. Sizden bir şey rica etsem, çok özel bir aile meselesi var. Bir 10 dakika müsaade etseniz de sonra uğrasanız olur mu? Tabii, daha sonra tekrar uğrarım. Teşekkür ederim. İyi misin? Biz hepimiz çok korktuk. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Yiğit, bu nasıl oldu bilmiyorum ama senin için gerçekten çok üzgünüm. Gerçekten. Böyle bir şey yaşansın hiç istemezdim. Senin iyi olman için ne gerekiyorsa her şeyi yapmaya hazırım. Gerek yok. Merak etme, şikayetçi olmayacağım zaten senden. Kasıtlı yapmadığını da biliyorum. Gerçekten bir şey yapmak istiyorsan bir daha karşıma çıkma. Asla. Tamam, yorma kendini. Can. Sanem, ben Can, bilerek yapmadım ya. Sana yemin ediyorum, bilerek yapmadım. Ben sadece biraz gücümü kontrol edemedim, o kadar. Ya ölseydi? Bu nasıl bir öfke? Sen bir gün bana da mı böyle davranacaksın? Sana ne oluyor Can? Ya saçmalama, o ne demek, olur mu öyle bir şey ya? Ben Yiğit'e zarar vermek istemedim. Hele hele seni üzeceğim, ölürüm daha iyi Sanem. O yüzden mi defterimi yaktın? Beni üzmemek için mi? Defterimi yaktım. Sanem, sen benim gerçekten defteri yakabileceğim ihtimal veriyor musun? Sen Yiğit'e bunları yaptın, neden defteri yakmayasın? Kim yaptı o zaman bunu, Yiğit mi yaptı? Neden yapsın? Ben yapmadım Sanem. Ben yapmadım. O defterden bir cümle söyle bana. Eğer okuduysan bir cümle söyle. Okumadın değil mi? Bir cümle ya. Ben sana hiçbir şey söylemek istemiyorum şu an. Zaten sorunumuz da bu. O defterde aramızda geçen her şey yazıyordu. Yaptığım ajanlık, söylediğim yalanlar, Fabri'yle olanlar. Senin o defteri okumaya cesaretin yok çünkü. Cesareten? Sen kendini başka bir şeye inandırmaya çalışıyorsun. Benim hatalarımın üstünü örtmeye çalışıyorsun. Ben seninle konuşmayı denedim. Dinlemedin beni. Anlatmak istedim. Konuşmak istemedin benimle. Mektup yazdım, yırtıp attım. Can, sen beni değil, kafandaki Sanem'i seviyorsun. Sanem, tamam, yeter. Burada değil ya, gidelim buradan. Ben gelmiyorum. Sanem, sen benim gerçekten Yiğit'e bilerek zarar verebileceğime, sana zarar verebileceğime, senin için en değerli şey olan o defteri yakabileceğime inanıyorsan, gerçekten inanıyorsan, ben daha da burada durmayayım zaten. Peki. Gidiyorum. Hoşça kal. Akşamdan kalma bugün ve bu yağmur yağarsa ıslanır sensizliğim. Bugün biraz özledim, bugün biraz özledim. Başıboş yürüdüm hep, içim tenha değildi. Dışıma kapandım hep. Yalanım yok, hiç halim yok. Beni yordu zaman. Yalanım yok, hiç halim yok. Beni yordu inan. Ve hala sen, her şey biraz hala sen. Hala sen, her şey biraz hala sen. Bedenle çek o gemi, yoruldum beklemekten. Ve hala sen, her şey biraz hala sen. Hala sen, her şey biraz hala sen. Bedenle çek o gemi, yoruldum beklemekten. Yakası açılmamış bir yaz günüyüm artık. Biraz sarhoşum sanki, biraz da hiç kimseyim. Hangi tren garındaydı, kaybettim o gün seni. Biraz yağmurdun hep sen, biraz yağmur taklidi. Yalanım yok, hiç halim yok.